Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber oto amfilerinin nasıl çalıştığını öğreneceğiz. Sonrasında bana arızalı olarak gelen Jameson USA 505 amfisinin nasıl tamir edildiğini göreceğiz. Hadi başlayalım. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Şimdi bu amfinin iç kartı, anakartı bu. Şöyle amfimizi kendimize çevirelim. Oto amfisi ve diğer birçok amfi küçük ve zayıf olan sinyali daha büyük ve güçlü sinyale çevirirler. Bunu içerisinde bulunan elektronik komponentlerle yaparlar. Bunu nasıl yapıyorlar? Gelin beraber bakalım. Gördüğünüz gibi amfinin içerisinde bir sürü kablo, kondansatörler, transistörler, dirençler gibi gibi bir sürü arkadaşlar elemanlar var. Bunlar sayesinde sesin Girişte gelen sesin yükseltilerek çıkışa verilmesi sağlanıyor. Amfi'yi önce bölümleri ayıralım ve ondan sonrasını incelemeye başlayalım. Önce amfimizin güç girişlerini görelim. Bakın burası güç girişi. Burası GND. Burası bataryanın eksi kutbu. Arkadaşlar burası da RAM bölümü. Buraya artı 12 volt verdiğimizde sistem çalışır. Vermediğimizde durur. Yani kontağa bağladığımız yer. Burada iki ayrı çıkışları görüyoruz. Birinci kanal, ikinci kanal, üç ve dördüncü kanalda bunlar ayrılmış. İlerleyen zamanda bunları niye ayrıldığını sizlere anlatacağım. Amfimizin diğer kısmını çevirdiğimizde bakın burada girişlerimiz var. Birinci giriş, iki, üç ve dördüncü girişler. Burada da line seviyesinde arkadaşlar çıkışlarımız var. Bunlar direkt üç ve dördüncü kanala bağlı olarak çıkıyor. Burada kanal bir ve ikinin ses ayarları. Burada da kanal üç ve dördün ses ayarları bulunmakta. Şimdi amfinin çalışmasını daha iyi anlayabilmek için önce de ayırmamız lazım. Yani parçalara ayırmak derken bölümlere burada gösterelim. Şimdi burası seslerin girmiş olduğu yer. Buradan sesler amfinin içerisine girer zayıf sinyal olarak. Bu bölümde bakın şu bölümde ön amfidir. Burada sesler bir miktar yükseltilir ve güçlendirilir. Akım olarak da artık güçlü bir hale gelmeye başlar. Sonrasında buradan bir miktar güçlendirilmiş ses filtrelere gelir. Filtreler aracılığıyla bas, tiz ve normal diye seslerimiz ayrı ayrı kanallara verilir. Sonrasında şu switch'ler aracılığıyla seçmiş olduğumuz ses yani bas, tiz ya da normal sesler kanalların amfi kısımlarına gönderilir ve sonrasında büyük transistörler vasıtasıyla ve şu kablolar aracılığıyla arkadaşlar hoparlörümüze ses iletilir. Bu bölüm bakın şöyle göstermiş olduğum bölüm ve özellikle bakın şu bobinin olduğu bölüm ve kondansatörlerin olduğu bölüm. Burası arkadaşlar besleme bölümü. Bu bölümde buradan girmiş olan 12 voltumuz. Amfinin türüne göre artı eksi 22 volt. Yani toplamda 44 volt. Buradan çıkışlar simetrik olur. Yani bir tane gene de girişim, çıkışımız olur. Sonrasında artı 22, eksi 22. Bizim bu amfimizde bu şekilde. Tabi amfilerin türlerine göre bu değişir. Sonrasında bu geri kalan kartın tamamını besler. Şuradaki görmüş olduğunuz MOSFETlerde bunlar da arkadaşlar besleme grubuna dahildir. Şimdi burada çıkışını niye iki farklı kanal halinde yaptığını görelim. Yani niye iki gruba ayırmış? Bunu arkadaşlar şu şekilde yapıyorlar. Şimdi burada filtre bölümümüz var. Bu filtre bölümü, bakın şu da kanal ayarlarını yaptığımız bölüm. Burası aracılığıyla yani burası bir ve ikinci kanal, burası üç ve dördüncü kanal. Ve bakın switchlerde de aynı şekilde kanallara ayırmışlar. Şimdi bu size şöyle bir avantaj sağlıyor. Bu iki gruba ayrılmış olması. Yani dört gruba ayrılmış olsaydı yine daha da güzel olurdu. Fakat ikiye ayırmışlar. Her kanalın, daha doğrusu her grup kanalın ayrı ayrı ses ayarını yapabiliyorsunuz. Yani hem gain ayarını yapabiliyorsunuz. Hem o kanaldan bas ya da tiz çıkmasını belirleyebiliyorsunuz. Bu ne işinize yarayacak? Eğer bas hoparlöre bağlayacaksanız o kanalı bas olarak seçersiniz ya da tiz hoparlörlere bağlayacaksanız da tiz olarak seçer, ona göre sesinizi alırsınız. Normal hoparlöre bağlamak için de ses seviyesinin yani tonun daha doğrusu normal seviyede çıkmasını sağlarsınız. Arkadaşlar bu amfi bana geldiğinde rem bağlantısından şöyle gösterelim. Rem bağlantısından 12 volt vermediğimiz halde yine amfinin çalışmaya başlıyordu. Sonrasında kanallardan bir tanesinden cızırtılı ses çıkıyordu ve ve daha da önemlisi amfiye giren ses seviyesi çıkışla aynıydı. Yani buradan ne kadar ses seviyesi girdiyseniz çıkışından o kadarlık bir ses seviyesi çıkıyordu. Ben bunun tamir videosunu çekmek istiyordum. Fakat 2 haftalık bir süreç aldı bunu tamir etmem. Bu 2 haftalık süreçte remi ve sesteki cızırtıyı kolaylıkla giderdim. Fakat bu ses seviyesinin yükselmeme olayını bulmakta gerçekten çok zorlandım. Bununla ilgili üzerindeki, bakın görmüş olduğunuz bütün işte bu güç transistörleridir, mosfetleridir, entegrelerdir, kondansatörlerdir. Bu görmüş olduğunuz küçük bütün transistörlerdir. Bunların tamamını inceledim. Bunların hepsi çalışıyordu. Hepsi çalışıyor fakat yine de ses alamıyordum. Yani ne kadar girdiysen o kadar ses o kadar seviyede ses çıkıyordu. Artık cızırdı kalmamıştı. Rem de düzelmişti. Ama olmuyordu yani bir türlü. Bu iki haftalık sürecin son zamanlarında elime bu amfiden bir tane daha geçti. Bu iki amfiyi birbiriyle karşılaştırırken şöyle bir durumla karşılaştım. Bu amfi benden öncesinde bir birkaç tane tamirci görmüş. Arkadaşlar bir elektronikçi arkadaşımız bunun üzerine bir miktar çalışma yapmış. Sonra yapamayacağını söyleyerek müşteriye geri vermiş. Sonrasında iki tane daha farklı elektronikçi arkadaşa gitmiş bu amfi. Onlar da bir miktar inceledikten sonra bunun işinin uzun olduğunu görüp bırakmışlar. Yani bununla uğraşmak istememişler. Sonrasında bu bana geldi ve sevdiğim bir arkadaşım bu Amfi. Bunu nasıl çözeceğimizi sordu. Nasıl yaparız, nasıl çözeriz bunu? Ben bunun üzerinde işte iki haftalık bir zaman harcadım. Şimdi sözü çok uzatmadan işte arızaya ve tespitine geliyorum. Bu iki tane eleme sonradan geçmiş olan Amfi ile bunu kıyasladığımda arkadaşlar şöyle bir şeyle karşılaştım. Buna ilk müdahale eden elektronikçi arkadaş bunun üzerindeki şu şöyle biraz yaklaştırmak istiyorum. Güç bölümündeki şu transistörü seçiliyordur inşallah. Bu transistörü yanlış transistörle değiştirmiş. Yani NPN transistör olması gereken yerde PNP transistör kullanmış. Buraya PNP transistör kullandığından dolayı bütün kanalları bu baskılamış. Baskıladığından dolayı da arkadaşlar dışarıya ses vermiyor. Yani ne kadar girdiyse ses aynı seviyede ses çıkışı elde ediyoruz. Bunu bulmak gerçekten zor oldu. Çünkü ben zamanında buna da baktım. Fakat çalıştığı için yani olması gerektiği değerlerde olduğu için ben arızalı olduğunu düşünmedim. Diğer amfi ile karşılaştırdığımda bunun yanlış bağlandığını gördüm. Siz de arkadaşlar elinizde bu tarz arızalı cihazlarınız varsa özellikle daha elektronik ve komponent bakımından fazla olan cihazlardan bahsediyorum. Bu tarz cihazlarınızı daha ehil kişilere götürmenizi öneririm. Çünkü üzerinde bulunan komponentlerden bir tanesini yani özellikle güç bölümünde ya da böyle genelini ilgilendirecek komponentlerden bir tanesini yanlış ya da ters bağladığında bunu tespit etmek gerçekten zor olacak. Yani siz onu o transistörü ölçüyorsunuz, bakıyorsunuz transistör sağlam. Fakat çalışmıyor ama. İşte bunu gidermenin yolları arkadaşlar. Hani farklı bir yanınızda amfi varsa böyle tek tek komponentlere bakarsınız hangisi ters hangisi yanlış diye. Ancak bu şekilde çıkartabilirsiniz. Diğer türlü bulmanız zor. Yani bunun arkadaşlar çöp olma ihtimali yüksekti ve çöp olmaktan bu amfiyi kurtardık. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.